Selam hidayete tabi olanlara. İşte geçenki videosuydu. Hani Reddiye yaptığımız videosu var ya. O videoda bir tane dövmeli bir genç var yanında. Dövmeli bir tane genç var yanında. O dövmeli genç varken ondan sonra işte diyor inşallah diyor Mahmut Efendi Hazretleri'nin şefaatine nail oluruz. Ya şimdi şöyle bir hakikat var abi. İsa Aleyhisselam bile mahşer günü günahkar Müslümanlar şefaat talebinde bulunduğunda nefsi 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 diyecek. Kendini düşünecek. Gidin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Ona gönderecek. Kaldı ki siz Mahmut Efendinizden hadi aklı başından gitti vesaire önceden sizin Müslümanlığınıza şahitti vesaire. İstediği kadar şahit olsun öncesinde. Aklı başından gittikten sonra siz Mahmut Efendinizi mahput ilan etmişsiniz. Müşrik olmuşsunuz. Üzerine bir ton küfrünüz olmuş. Ortaya Bunların koyulanları nesil. üzerine Allah'ın tayin ettiği Resul gelmiş sizin bu durumlarınızı, delillerini ortaya koymuş. Ve sizin bu şirkinize, küfrünüze şahit olmuş. Siz de diyorsunuz ki Mahmut Efendi Hazretleri inşallah bize mahşer günü şefaat edecek. Ya bir kere bu söz şuraya geliyor. Mahmut Efendi Hazretlerimiz müşrik ve kafir olan bizlere şefaat edecek demeye geliyor. Bu kimin itikadı? Mekkeli müşriklerin itikadı. Onlar da aynı durumdaydı. Onlar da Müslüman gördüklerinin mahşer günü şefaat edeceğine iman etmişlerdi. Aynı yere geliyor ya. Hem de zamanında ahirette onlar sanıyorlar ki işte bizim Efendimiz bize şahit olacak. Onlara şahit olarak Allahu Teala tayin ettiklerini her dönemde Aynen öyle. yani bu kabir ehli meselesini yanlış anlamayın. Allahu Teala bile kabir ehli davasında yanlış olduğunuzun kanıtı ehl-i nübüvvet birisini tayin etmesi. Öyle. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapın o zaman rabıtayı ya. Aynen öyle. Şefaat için zaten mahşer Madem günü. böyle dinde bir şey var, yok. Böyle bir şey yok ama. Yani ben şimdi bazı şeyleri anlatmam lazım. Bunlar dur ben bunu şey yapalım da. Tamam. Bir imametin olduğu bir dönemde imam sizin yanlışlarınızı koyacak. Her şeyi şey yapacak. Ahirette Allahu Teala şahit olarak imamı çağıracak. Aynen Sizin öyle. efendinizi değil. Mahmut efendiniz, şu efendiniz, bu efendiniz. Bu kaldı ki bunlar kendi kemalatları değil. Zıl. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zıl kemalatları ve bidatlerin İhtisası onlarda. şeyhler eliyle ihtisas edildiğini İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Aynen öyle. Biz Mahmut Efendi'nin bidatlerini koyduğumuz zaman şu teklifi veriyoruz. Diyoruz ki ne diyoruz? Neydi? Bidatleri 4900 sünneti Ha. işleyip iki tane bidat ihtisas eden mi? Daha üstün. Evet. Misal yani misal. Evet. Üstünlük vasfımız tartışılamaz ama misal. İki tane kişi var. Bunların anlayacağı tabir o. Birisi Bunların de mümkün mertebe sünnetleri şey yapıyor. Sapık itikat ve bidatlerden kesinlikle hepsinden sebep beri. ediyor. Aynen öyle. Hangisi üstün? Tabii ki. Aa, yani ben 5000 tane sünnet şey yapsam sünneti uygulamaya çalışsam şu an benim bir yetkim olur mu bir tat ihdas etmeye? Ya İmam-ı Rabbani kendinde o hakkı bulamıyor. 1000 yılın müçtehidi ya. İtikatta müçtehit bir de ya. Ve aynı zamanda bunların bilmediği nübüvvet ehli bizzat. O kendinde o hakkı ve haddi bulamıyor. Ama bunların itikadına göre bütün şehirlerde bu hak ve hadd var. Yok, bunların kemalatını siz bunları anlamaları lazım. İşte Allah bu Allah. ehl-i nübüvvet zatlarını da anlayamamışlar tam manasıyla. Mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya. Ali Kar anladı bunu, O anladı. anlatabildik. O velayetin en yükseğindedir diyor. Ayete taalluk eden şeyi. Yönü. Velayetin en üstünde. Nasıl en yükseğindedir? Onun velayeti varmış Behzat'ın demek ki. Evet. Kendine Yani has bir onu velayeti görüyor. varsa. Görüyor onu. Ahiretteki durumunu görüyor. Çünkü cennetin tavus kuşudur diyor. Aynen öyle. Şimdi cennet evinin efendileri buyuruyor. Şimdi velayetin en yükseğinde ise ne bilir Resuller gibi. Öyle. Yani en yükseğinde derken burada Resulullah'tan da yüksek değil. Aynen Orada öyle. en yükseğinde ne kimler var? Nebiler, Resuller var. Aynen öyle. Şimdi belli bir tabaka var. Birbirlerinden altta üstlü olabilir ama belli bir tabaka var yani. O Aynen tabakada. öyle. Ne diyor İmam-ı Rabbani? Ben nübüvvet sofrasının Hizmetçisi. hizmetçisiyim. Yani atıklarını yiyorum. Ama o sofrada yani.
Aynen öyle. Hizmetçi olsan böyle bir hizmetçiliğe can kurban. Öyle öyle. Yani öyle, nübet sofrasının hizmetçisi olsan da olur. Yani o sofrada oturan biri de olsan olur, fark etmiyor. Ha, hizmet etmişsin, ha orada oturmuşsun. Ya fark eden bir şey olmuyor. Aynen. Çünkü o, sonuçta o odadasın, oradasın ya. Oradasın, o kemalattasın. Orada, aynen öyle. Yani fark eden bir şey olmuyor. Hani bir velayet durumu da onlar gibi. Yani misal yani. Bir Mahmud Rabbani ile Mehdi arasında fark var ama. Var var, doğru. Yani bunları anlayacağı şekilde şey yapalım. Aynen öyle. Fark etmez. Yani keşke bunlar bir alameti görüp de bizim yalanlama yoluna değil de anlama kavrama yoluna gitseydilerdi, yalnızca Mehdi deselerdi. Biz, ben bunları söyleyeceğimi bilmiyordum, sen daha yani çıkarmak istemiyorum, bir sürü ayet var diyorduk. O ayetleri ne yaptık? Üstüne üstüne gittik. Yani hiç kimsenin açıklayamadığı gibi açıkladık, kabul ettiremediği gibi kabul ettirdik. Öyle. Niye? Yediririz ona. Şimdi sen Üsmüne Dünelcen kulağından tut, Ali Kara tutmadan da ha bu doğru diyebildi. Aynen öyle. Geldi yani. Hep çektiğimizde, her doğruyu söylediğimizde bir adım attı. Geldiği nokta açıklayıcı bir Resul'e itaat etmek. Yani artık baktı ki mecburiyet atfetmedi kendine. Niye? Böyle bir kurtuluş oluşu yaptı. Ama Yahudilerin düştüğü duruma düştüğünü anlayamadı. Çünkü hani sen de geldin, tamam açıklayıcı Resul'sün, kemalatını açıkladın. Hani haybeye bir gelmiş gibi bir durum söz konusu oldu. Anladın mı? Ne? Zaman Allah'tır. Tamam, Resulullah zaten biliyor. Bunu da kabul ettim lan dedi belki de kendi kendine. Açıklayıcı bir Resul'e şey, biz zaten burada yazıyordu zaten. Ama şey yapmıyorlardı. Tersini kabul ediyorlardı. Abi işte hani bir sözüm var ya, biz bir hakikati anlatana kadar çok zordur o hakikati anlayıp kavramak. Çok biz zor. Açıkladıktan sonra çok basit gelir. Basit. İşte basit geldi. Basit öyle geldi zaten. Şimdi o yüzden basit gördüm. Bak mesela zaman mefhumunu ben sana dedim, tekrar tekrar söylemek lazım. Bunu anlamak lazım. Ya ben Mehdi olduğumu bilmiyordum. Zaman Allah'tır hadisini biliyordum ya. Birçok şeyi bilmiyordum. Hani ben Mehdi'nin dediğimde Mehdi'nin sağ yanağında İncil yanında yıldız gibi işaretin olacağını bilmiyordum ben ya. Makraba Haydar'dır. Geçenlerde yarım kaldı. Şeye Hüseyin Çevik'e video yapıyordum. Hani bir sürü alameti sonradan gördüm. Yani bunlar, ben Mehdi olduğumu biliyorum. Çünkü bu kımalattan olacak. Evet. Ben velev ki ben Deccal olmaktan korktum başta. Nüvvet mühürü var. Sağ bacağında siyah iz. Gördün mü onu sen? Yok, onu görmedim. Görmedin değil mi? Göstereyim. Tamam. Onu da göstereyim yani. Yani onu da iz neydi? Benim şey yok mesela. Sen söyle. Ne? O 18 yaşından beri var. He. O da bir anda çıktı. Şu kaş şurada, şu kaybolur şurada, kaş yerekte bir anda olmuştur. Bak. Ha, söylemiştin. Bak. Kendini hemen kendini belli eder. Ediyor mu? Benim gözlerim bulanık görüyor. Yani, bakarım, sonra bakarım acelesine. Yani. Ben onu gördüm zaten, tamam. Yürürken birden yarılmıştı, anlattım. Ya köyden aşağı iniyorum. Köyün karşısından. Hı-hı. Böyle yazıbaşı denilen yerden. Cırt diye böyle ah diye beden orası yarıldı ya. Şeyi de söyleyeyim de, şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri sadece nebi, yani nebilik vasfı var. Risalet vasfı yok onda. Sadece nebi olanlardan, kişisel vahiy alanlardan. Onu da söyleyeyim. Konuyu başka yere çekmesinler. İşte yani diyeceğim Haydar alakabı aslandır. Ulan dedim bana kimse aslan, ama nasıl sıkıştım o zaman ya. Hani Karaköy'ünden Karaulan. Karayı buldum, Karadeniz köyü dedim, tamam. Tamam, uyar. Ankara değilken Karadeniz dedim yani. Şimdi aynen mantıklı öyle. Olan bu. Hani uydurursun ama bir şeye uyması lazım ki uydurasın. Aynen öyle. Bir kalıba uydurması lazım ki. Yani adam Şemdinli'nin Yeşil Bağnaz köyü karaya nasıl uyduracak? He? Misal yani. Öyle. He? Öyle. İşte hani bir uydurma yönü, hani uyduruyorlar diyorlar ya.
uydurma uydurukçu diye geçiyor ya, yani uydurukçunun biridir diye geçiyor ya. Uydurma tam gediğini oturtturma. Şimdi Karadeniz sonradan aklıma geliyor. Erfelek değil. Benim çocukluğumda Erfelek değildi. Karasu'ydu. İsmi değişti. Karasu ya. Söylemiştim. Karasu. O bir de o yönle. Bak Karadeniz. Karadeniz'in köyü. Bir de Karasu'nun köyü anasını satayım. Zaten. Karaköy'ünde. Karasu'nun şey köyü. Şey de geçiyor. Mehdi'nin Karaköy'ünden çıkacağı bildirilmiştir. Böyle i̇şte geçiyor. Karaköy işte bu. Bunları bilmiyordum. Bunları sonradan uydurma görünce. Hele hele bu Haydar Aslan davası. Ya dedim bana dedim kimsenin aslan dediği yok. Yani. Haydar'ı Kedar ondan sonra aslan olduğunu çakırzadım şeyde. Hı-hı. Tam manasıyla da bilmiyordum Haydar'ın aslan. Çakırzlamıyorum. Yani. Ben de bilmiyordum zaten. He. Ondan sonra bunu öğrendim. Dedim siz bana ne diyorsunuz Baldız'a? Hani benim arkamdan konuştukları zaman Ahmet diyoruz dedim. Hangi Ahmet deseler sonra Haydar'ın Ahmet diyor. Benim dedemle anlıyorum ben. Ramazan'ın Ahmet diyor. Haydar'ın Ahmet. Hani Ramazan'ın Ahmet deseler kaybediyorum. Aynen Haydar'ın öyle. Aynen öyle. Haydar'ın Ahmet. Dedenin adıyla. Heh. Ben dedemle anlıyorum. Babamla değil. Haydar'ın Ahmet. Aslan'ın Ahmet. Aynen aslan öyle. Rakabı. Var mı yok mu şimdi? Bak. Var. Yani ondan sonra böyle şeyleri gördüm. Zaten daha önceden de sen de söyledin. Alametler bana uyduğu için ben Mehdi'yim demedim. Ben Mehdi olduğum için alametler bana uydu diye. Hmm. Niye? Ben zaten Mehdi'ydim. Kemal Ataşık dedim kardeşim. Nübet Kemal Ataşık dedim. Aynen öyle. Nübet Kemal Ataşık dedim. Ondan sonra açtıktan sonra yıldız gibi işareti fotoğrafta gördüm. İlk fotoğrafı gösterdim mi sana Facebook fotoğrafını? He? Gördüğüm fotoğrafı. Hmm. Orada pek belli olmuyor. Orada olmuyor doğru. Şey ufaldığı için ben gördüm. He. Ondan sonra Peyder Bey daha başka bir fotoğraf göstereyim sana. Göremez. Gördüğüm alında şu o. Tamam mı? Alında nur var ya nur. He. Göremezsin. Bir şey var mı dedim. Yok dersin. Koskocaman şey var. Şu o var. Göremezsin. Ama göstereceğim. Sana onu göstereceğim. Yani o zamana kadar hiç kimseye göstermedim. Bak söylemedim. Tamam. Sana göstereceğim. Velhasıl kelam. Şimdi bunların efendileri, şeyhleri zıl kemalat olduğu gibi bir tahakkümleri yok. Öyle. Yani de ki senin var mı? Allah dilerse var. Aynen öyle. Yani ben kimseye vaat etmiyorum. Ha ben belki İsa Aleyhisselam'dan hala nefsime düşerim. Ama Allah-u Teala lütfederse bir şahitlik davası var zaten ama bu kesin. O zaten öyle. Bu şahitlik var. Çünkü ben şahitliğimi ne kardeşime iltimas kesebilerek yapabilirim. Böyle bir karakterim de yok yani. Abi, öyle iltimas verilse de yapamam diye. Abi zaten şefaat olayı çok farklı bir olay ya. Kişi kendi kafasına göre mahşer günü istediği kişiye şefaat etmeyecek. Allah'ın şefaat etmesini murad ettiği kişilere şefaatlik edebilme durumu var ya. Kafasına göre yapamayacak kimse. İşte. Yani örnek veriyorum. Bir kişi benim mesela misal veriyorum. Hadisi söylüyorum. Benden uzak dursun. Ondan ha o var zaten şimdi bak belli. Şimdi örnek veriyorum. Bir kişi benim mesela bu dünyada benim iyi bir Müslüman olduğuma. Şekil şemale haliyle gidecekler ümmeti diye İsmail'e. Ha. Onlar gerisi geriye işte şey yaparken onlar sapıtı dendiği zaman uzak dursun diyecek. Uzak. İsmail Ağa için. Onlar sana diyor ki biz Kevser Şerabanı içeceğiz. Yok abi böyle bir şey yok. Yok. Siz içemezsiniz. Resulullah size ikramda bulunmaz. Size bildirmiş. Ya zaten harici olarak. Ha. Sen şimdi bu kisveyi sen ben sana bak velev ki bunlar harici olmasa. Bak velev ki. Velev ki bunlar 70 bin alim olmasa ki bunlar ispatlı yani. Öyle. Şu an onların söylemleri ve eylemleriyle kesin ispatlı. Aynen öyle. Anladın mı? İspatlı olmasın, tamam mı? Biz böyle bir iftira atmış bulunalım. Bunlar da böyle sessiz kalsınlar. Tamam mı? Aynısı oluyorlar biliyor musun? İslam dairesinden çıkıyorlar. Aynı hükme geliyorlar. Kabul ediyorlar. Aynen kabul öyle. Oluyorlar. Aynen öyle. Gördün mü birisi bir şey desin de ben sessiz kalayım? Ha? Yok. Yapacak bir şey yok. Cevap verilecek. Ben veririm. Ben kim olursa olsun elimden geldiğince
Ha, geri bakıyorum işte gizli durumlar var, göster diyorum. Adam bir ay önce yazmış. Şöyledir böyle. Hemen tak o an için görmüşüm, o an için cevaplamışım. Ben de öyleyim ya. Yani hani zamanında görmeyebilirim. Ama cevap veriyorum. Aynen öyle. Kimse bana kafir diyemez. Kafir dediğinde ona ben kafir demek benim hakkımdır. Kafir dedim, benim kafir dediğim kafirdir. Öyle. Ha, Hüseyin Çebi'ye mesela ben mümkün mertebe işte bunlara kafir dememeye çalışıyorum, işte bu sapıktır, bu sapıktır, işte şöyle olacak, böyle olacak diyoruz ama hani hakikatini anlatma maharetinde bunları söylüyorsun. Yoksa bunlar şu anki durumda zaten kafirler, münafıklar, Müşrikler. fasıklar, müşrikler, yani hepsi bütün tanımlara ne atarsan yapışıyor yani. Mıtıs gibi çekiyorlar yani şu durumları. Öyle. Hani olur da yola gelirler. Anladım anladım. Olur da Şeyi de yola söyleyeyim gelirler. mi? İşte ne diyordu? Mahmut Efendi Hazretlerimizin diyor tasarrufu devam ediyor. Dövmeli bir tane genç Müslüman olmuş. Şey Müslüman olmuş diyorum, tövbe estağfurullah. Yanlarına geliyor, dergaha katılıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için bunlar mevlüt veriyorlar, tamam mı? Yemek ikramı yapıyorlar. Hüseyin Çevik'in dergaha. Yemek ikramı yaptığı zaman bu da bir tane abisiyle birlikte gelmiş. Ondan sonra işte dergâhta kalmış vesaire vesaire. Şimdi bu da bunu yontuyor. Diyor ki işte diyor Mahmut Efendi görüyorsunuz değil mi diyor. Mahmut Efendi Hazretlerimizin diyor tasarrufu devam ediyor. Tasarruf ne? Şimdi bunların itikadına göre Ben sana söyleyeyim, onları senin anlamadığın değil. Şimdi insanları ruh haliyle inşaat, böyle kendine çekme olayı var. Tamam. Ben onu yapmıyorum. Tamam işte. Yaksa halinde ruhu açığa çıkarıp insanları etkileme olayı var. Ben onu Tamam. yapmıyorum. Niye? Hakikatler belli değilken ben kendime niye çağırayım ya? Öyle. Hakikatler onun bir faydası olmayacak.